Milliyet Güneri Cıvaoğlu Masanın Dağılması Pragmandı Türkiye'nin önümüzdeki seçimleriyle ilgili dün okuduğum ilginç yorumlardan biri de şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin ve seçim karşılaşmalarının kara kuşak sahibi ustası. Kemal Kılıçdaroğlu ise uzun yürüyüşüyle iktidara gelen Gandhi benzetmeleri yapılıyor. 2010'da çıktığı yolculukta bütün genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesine karşın 2019'da 6 büyük kentten 5'inde belediye başkanlıklarını kazanmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun yıldızı parladı deniyor. Sonuç bizdeki yerleşik söylemle erişir menzili maksuduna Aheste giden durumu Gandhi'nin uzun yürüyüş imajıyla örtüşmekte. Yukarıdaki benzetmeler Internews'ta yayınlanan Julian Zimmer'ın haber analizinden. Veni Vidi Vici. Gazeteci Türkiye'den siyaset izlenimlerini şöyle sürdürüyor. Latince'de kadim söylem. Veni Vidi Vici. Geldim, gördüm, yendimdir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının böyle ilan edilmesi bekleniyordu. Ama olmadı. Altılı masa dağılınca geldi, gördü, yenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oturdular, konuştular, dağıldılar yorumunu yaptı ancak solunda altılı masanın kazananı ya da yeneni Kılıçdaroğlu oldu. Yakın zamana kadar siyaset gözlemcileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlılığını, inatçılığını hafife aldılar. Buna ben de dahilim. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık gücünü kullanmayı bir kenara bırakıp Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak daha dinamik, daha genç, seçim kazanma geçmişi olan Telejenik televizyona yatkın bir aday öne süreceğini sandık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne kimsenin karşı duramayacağını görmedik. Rüzgar Altılı Masa'nın geçen haftaki toplantısından sonra bildiri yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı adayımız için ortak anlayış sağlanmıştır cümlesini okuyan Yılmaz Özdil, Sözcü Televizyonu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklanacak, beklenen şey, hiç heyecan rüzgarı estirmeyecek yorumunu yapmıştı haksız değildi. Ancak Meral Akşener'in masayı dağıtan deprem gibi çıkışıyla her şey değişti. Gerçekten masanın dağılışı hem altılı masa liderlerinde hem siyasetçilerinde hem de seçmenlerinde birebir büyük kayıp psikolojisi yaşattı. Masanın toparlanması için tabandan dalga dalga kabaran baskı oluştu. Siyasi iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydan Tanver, hepsi de altılı masasız olmayacağını gördüler. Liderlere büyük bir baskı oluştu yorumunu yaptı. İlginç bir tesadüf. Tam da ters açıdan bakarak Mehmet Barlas da o manzaraya gönderme yaptı. Millet altılı masa kazanırsa ne olur? Fragmanını nasıl bir Türkiye'de yaşayacağını gördü diye yazdı. Hepsi kendi açılarından doğru değerlendirmeler. Ancak bütün bu yaşananlar hiç hesapta olmayan farklı elektrik üretti. Sakin ve durağan bir Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasının yerine muhalefet safların heyecan, canlılık, umut, coşku dalgasını yükseltti. Bunu sosyal medyadaki mesajlardan, sokaktaki muhalif vatandaşlardan, pazartesi gecesi Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezleri önündeki kalabalığın dalgalanmalarından görebildik. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bağlamında altılı masanın dağılıp tekrar toparlanmasının millet ittifakında böyle bir faydası oldu. Son grup toplantısı. Kılıçdaroğlu'nu dün CHP grubunda veda konuşması yaparken izledim. Daha önce Turgut Özal'ın ve Süleyman Demirel'in de gruplarında Cumhurbaşkanı olmaya karar verdiklerini açıklayan konuşmalarını izlemiştim. Onların durumu farklıydı kararı verdikten sonra dayandıkları meclis çoğunluğu ikisini de seçmeye hazırdı. Yani Çankaya Köşkü'ne çıkacak olmaları garantiydi. Kılıçdaroğlu'nun önünde ise iki ayı aşkın sürecek çok zorlu bir siyasi mücadele yolu uzanıyor. Kılıçdaroğlu grupta duygu yüklü bir konuşma yaptı. Bu son grup toplantım dedi. Meral Akşener'i güzel sözlerle onore etti. Diğer altılı masanın liderlerini de tek tek okşayan kelimeler kullandı. Bu birliği korumasının çok önemli olduğunun bilincinde ve muhalefet tabanında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacakları vaadi kat sayısı hayli yüksek bir etki yapmış görünüyor. Sokaktaki muhalif seçmen bu ikisinin Cumhurbaşkanlığı yönetiminde yer alacak olmasına beklenenden çok daha fazla puan ve anlam yüklüyor. Sonuç Siyasetin ve seçimlerin kara kuşak sahibi olarak nitelenen Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında uzun yürüyüşün simgesi Gandhi diye anılan Kılıçdaroğlu. Dileğimiz demokrasi olgunluğu içinde milletimize ve vatanımıza hayırlı olması.